Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Uluslararası gelişmeleri değerlendiriyor olacağız bugün de. BRICS zirvesi Kazan'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada ve ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Diğer bir yandan Türkiye'nin BRICS üyeliği de gündemdeydi. Rusya'dan gelen son açıklamalar son dönemde yeni bir üye alımının olmayacağı yönünde geldi. Fakat Türkiye'nin BRICS'le çalışma arzusunun da olumlu karşılandığı gelen mesajlar arasında yerini alıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin BRICS'le çalışması egemenlik hakkı şeklinde NATO perspektifinden bir yorumda bulundu. Genel Sekreter Rutte, Estonya ziyareti sırasında Türkiye'nin BRICS'le çalışma konusunda egemenlik hakkı olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Estonya ziyareti sırasında düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye'nin BRICS'le ilişkileri hakkında konuştu. Rutte, Türkiye'nin BRICS başvurusuyla ilgili Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır dedi. Rutte, Türkiye'nin BRICS'le ilişkilerini geliştirme arayışının NATO ülkeleri arasında tartışma yaratabileceğini vurgulayarak yine de bu durumun Ankara ve ittifakın birbirleri için önemini değiştirmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Rutte, tabii ki ittifak içinde bir demokrasi olarak 32 üye ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır diye konuştu. Putin de zirvede finansal bir ortaklığın gündem maddesi olabileceğinden bahsetti. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmıştı. Alternatif yolların arayışının olabileceği bahsini geçirdiği konuydu. Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS liderler zirvesinde üye ülkelerin finansal alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birliğin genişlemesinin ele alınacağını söyledi. Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS liderler zirvesinin dar kapsamlı toplantısında konuştu. Rusya'nın bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yürüttüğünü anlatan Putin, BRICS'i güçlendirerek dünyadaki gelişmelere dair rolünü artırmaya çalıştık. Siyaset ve güvenlik, ekonomi, finans ve beşeri temaslar konusunda üyelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sağladık dedi. Bugün gerçekleşen toplantıda bölgesel çatışmaların çözümü dahil çeşitli güncel konuları ele alacaklarını kaydeden Putin, ayrıca BRICS nezdinde finansal alandaki işbirliğini derinleştirmeyi ve birliğimizin genişlemesine de istişare edeceğiz ifadesini kullandı. Blinken ve Gallant arasında, savunma bakanları arasında bir görüşme oldu. İran saldırısı sonrası Amerika'dan bir destek istendiğini söyleyebiliriz. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya geldi. Gallant görüşmede İran'a saldırının ardından ABD ile İsrail'in ortak tutum sergilemesinin son derece önemli olduğunu ve bölgesel caydırıcılığı güçlendireceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gallant, ülkesini ziyaret eden Blinken'la ikili ve İsrail askeri yetkililerin de katıldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Gallant, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi ve Gazze'de Hamas yönetiminin diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Kuzey Kore nükleeri işaret etti ve caydırıcılığın ülkesi adına artırılması çağrısı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan geldi. Ülkesinin nükleer kapasiteleri dahil caydırıcılığın arttırılması çağrısı yaptı. Kendisi, Seoul merkezli Yonhap Ajansı'nın Kuzey Kore merkezli haber ajansına dayandırdığı haberine göre Kim, stratejik şekilde nitelendirilen ve yeri bildirilmeyen füze üslerinin denetlenmesi sırasında konuştu. ABD'nin stratejik nükleer araçlarının Kuzey Kore'nin güvenlik ortamına yönelik giderek artan bir tehdit oluşturduğunu ileri süren Kim, ülkesinin nükleer kapasiteleri dahil caydırıcılığın artırılması çağrısında bulundu. Elektrikli araç kullanımı ve satışları ivmelenerek artarken satışların %62'sini Çin'in bu yıl oluşturacağı öngörülenler arasında detayına baktığımızda dünyada elektrikli araç satışlarının bu yıl 17 milyona yaklaşacağı ve bunun da %62'sinin Çin'deki satışların oluşturacağı öngörülüyor. Bu rakam dünya genelindeki tüm araç satışlarının yaklaşık %19'una karşılık geliyor. Temiz enerji dönüşümü ve bu alandaki teknolojilerin hızlanmasıyla elektrikli araç satışlarında neredeyse her yıl çift haneli büyüme görülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü 2024 raporuna göre bu yılın ilk yarısında dünyada 7 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk yarısına göre %25 artış gösterdi. Çin elektrikli araç satışlarındaki bu büyümenin %80'ini oluştururken yılın ilk yarısındaki 70 milyon elektrikli araç satışının 4 milyona da Çin'e
Çin'de kayıtlara geçti. Ancak Çin hariç tutulduğunda dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışlarındaki büyüme %10 seviyesinde kaldı. Avrupa Birliği'nde satışlar yatay seyrederken ABD'de kademeli bir büyüme görüldü. Küresel elektrikli araç satışlarının yıl sonu itibarıyla ise 17 milyona ulaşacağı ve elektrikli araçların toplam küresel otomobil filosundaki payının yıl sonunda yaklaşık %5'e yaklaşacağı bekleniyor. Haberlerimizde öne çıkanları aktardık. Şimdi konumuza dönüyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle. İrfan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ayda, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. BRICS zirvesine haberlerimizde de yer verdik. Orayı değerlendirerek başlayalım isterseniz. Kazan'da devam eden görüşmeler söz konusu. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin de bir araya gelecek. Orayı ilerleyen dakikalarda soracağım ama öncelikle çok kutuplu dünya düzeninden bahsederken BRICS'in geldiği noktada yeni üyeleriyle de birlikte verdiği son mesajlar, güncel mesajlar nasıl değerlendirilebilir? Evet, uluslararası ticarette, uluslararası siyasal sistemde bir transformasyonun böyle ilk aşamasında bulunuyoruz. Aslına bakacak olursanız 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü pek çok bağlantılı yeni yapılanma kendisine irtibatlı hale gelmiş ise de aslında yenilenmesi, revizyona tabi tutulması gerekiyor. Birleşmiş Milletler günümüzde fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremiyor. Hem Birleşmiş Milletler içerisinde güneyi temsil eden ülkeler olarak BRICS örgütlenmesini tanımlamak mümkün. Bunlar doların global düzeydeki hakimiyetine, hükümranlığına karşı çıkan ülkelerin bir araya geldiği bir oluşum, bir yapılanma. Temelde bunların kökenleri Soğuk Savaş dönemindeki 77'ler harekatına bağlantısızlara kadar gidiyor. Tabii Soğuk Savaş sonrası dönemde Doğu bloku çöktüğü için bağlantısızlar hareketi de kağıt üzerinde varlığını korusa da bir alternatif olarak öne çıkmadı. Şimdi bu oluşum, BRICS adıyla başlayan bu oluşum, Bretton Woods sistemine de bir alternatif yaratmayı hedefliyor. Hem Birleşmiş Milletler içerisinde ABD Batı hükümranlığına karşı yeni bir revizyon çabası olarak öne çıkıyor. Hem de 1944'te Bretton Woods ile kurulan Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, bunun işte ilk hali GATT idi. Bu mekanizmayı yeniden yapılandırma amacı taşıyor. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde tüm dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Türkiye'de çok doğal olarak çok taraflı dış politika stratejisinin bir yansıması olarak birden fazla uluslararası örgütle irtibat ilişki kurma çabası içerisine girdi. Bunlardan birisi de BRICS. Bu konuda Türkiye resmi talebini iletti mi? Yani bunu Rusya'da yapılan bir açıklamadan duyduk. Ama belki de netleştiği zaman, tam resmi başvuru yapıldığı zaman iletebilecek. Tabii büyük dünyada Türkiye'nin yaptığı başvuru büyük bir infiale neden oldu. Yani pozitif tarafları var, negatif tarafları var bunun. İşte Batı ülkeleri, özellikle NATO çevreleri, yani Türkiye aleyhinde kampanya yürütenler Türkiye'nin Batı sistemi içerisinde bir Truva atı misyonu görevini yaptığını söylemeye başladılar. Ama aslında NATO Genel Sekreterinin az önce yaptığı açıklamada da ortaya çıktığı üzere
Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ilişkilerinin alternatifi değil. Yani daha henüz BRICS henüz daha oluşum aşamasında. Yani diğer örgütlere baktığımızda bir kurucu metin var, örgüt yapısı var, karar alma mekanizmaları var. BRICS henüz daha bu aşamayı tamamlayamadı ama gayet net olan husus küresel güneyin batı hakimiyetinden memnun olmayan ülkelerin bir araya gelme çabası. Uluslararası ticarette dolar hakimiyetine karşı yeni bir arayış olarak bunu okumak lazım. Şu an itibariyle buradaki işbirliği dar bir alanda, sınırlı iktisadi mali alanda ama önümüzdeki dönemde bunun genişleme potansiyeli olabilecek. Esasen Putin de bugün buna vurgu yaptı. Peki Erdoğan-Putin görüşmesinden neler beklenebilir sizce? Enerji konusunun masada olacağını biliyoruz. Bunun dışında farklı ortaklıklar söz konusu olacak mıdır? Nasıl bir görüşme beklenebilir? Yani uluslararası bir örgütün zirve toplantısına işte Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 20 farklı ülkeden daha liderin katılımı bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres de toplantıya katılacak. Aynı zamanda zirve üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının iştirak ettiği bir toplantı. Bu toplantıda Erdoğan-Putin görüşmesinde tabii ki tüm meselelerin geniş kapsamlı olarak ele alınması imkanı yok. Yani bir kez zaman olarak yok. Yani Rusya'yla birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Birden çok konuda çatışma halindeyiz. Aslında dışarıdan baktığımızda Erdoğan'la Putin'in diyaloğu bu çatışma ihtilaf konularının aşılması için bir uygun zemin yaratıyor. Yani dışarıdan önce belki negatif taraflarını konuşmak lazım. Yani Trans-Kafkasya'da, Orta Asya'da, Suriye'de, diyelim ki Libya'da, Balkanlar'da, Ukrayna Savaşı'nda hep Rusya ile karşı cephedeyiz, çatışma halindeyiz. Fakat bunu Erdoğan-Putin dostluğu ile olumlu bir yöne doğru hareket ettirme, yönlendirme çabası da başarılı oldu. Mesela en somut örneği Suriye'deki iç savaşa, çatışmalara Rusya müdahil olduktan sonra Türkiye ulusal güvenlik kaygıları sebebiyle Putin'i ikna ederek Suriye'nin 3 farklı bölgesinde tampon bölge oluşturdu. 3 farklı coğrafyasında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı. Bütün bunların arka planında İran'ın da dahil olduğu Astana-Soçi süreçleri var. Yani liderler diyaloğu ehemmiyet taşıyor. Şimdi işbirliği imkanlarına bakacak olursak benim tahminime göre işte net olarak belki bu zirvede Erdoğan katılma iradesini, Türkiye'nin buraya katılma iradesini, katılma talebini ortaya koyacak. Daha önceden çok net olarak bu ifade edilmedi. Belki işte zamanlama bakımından zirve toplantısına yapılması uygun görülmüş olabilir. Bunun dışında ikili işbirliği imkanları bu toplantıda gündeme gelebilecek. Putin yine 2 gün önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması yönünde bir talep ortaya koymuştu. 2 gün önce bu talebi bir kez daha yüksek perdeden dile getirdi. Önce Trakya'da bir doğalgaz rezerv alanı inşa edileceği konuşuldu. Daha sonra bunun fiziki olarak Türkiye'de stok yapmayı gerektirmeyen bir Türkiye kanalıyla bir satış merkezi, satış ofisi, Türkiye üzerinden dağıtım şeklinde, boru hatlarından dağıtım şeklinde olması yönüne gittiği anlaşılıyor. Şimdi biliyoruz Ukrayna Savaşı'ndan mütevellit Rusya Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya 12. yaptırımı işte birkaç ay önce Avrupa Birliği devreye soktu. Rusya ilk dönemde bundan derin biçimde etkilense de daha sonra alternatif pazarlar bularak nispeten bu yaptırımların etkisini minimum düzeye çekmeye çalıştı. Türkiye'nin bu yaptırımlara katılmaması da önemli. Bir taraftan Batı'dan eleştirildi Türkiye'nin
Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmaması. Ama öte taraftan Türkiye'ye karşı olumlu bakanlar da var. Yani içimizden birileri de Rusya ile Putin ile doğrudan irtibat ilinti kursun. Öte taraftan Ukrayna savaşı, bu savaşın işte bir ateşkesle bir barış anlaşmasıyla, uzlaşıyla sonuçlanması yine bugünlerde sıklıkla konuşulan bir başka konu. Türkiye çatışmaların başladığı ilk dönemde Arabulucuk misyonunu yerine getirmişti. Hem Mart ayında Antalya'da diplomasi forumunda hem de İstanbul'da barış müzakerelerinin bir turu İstanbul'da yapılmıştı. Orada bir uzlaşı metni ortaya çıkmıştı. Ben bu Erdoğan-Putin zirvesi esnasında bu konunun da gündeme gelebileceğini, ABD seçimleri sonrasında gündeme gelmesi beklenen, öne çıkması beklenen ateşkes müzakerelerinde Putin'in işte Erdoğan ile bir görüşme esnasında bir böyle arabuluculuk misyonu, bir uzlaştırma şeklinde bir talepte bulunabileceğini düşünüyorum. Yani bunun tersi de zaten oldu kısa bir süre önce. Suriye üzerinde, Esad rejimi üzerinde Rusya'nın talebiyle Türkiye ile işbirliği ve diyalog kurulması için Rusya bir baskı oluşturdu. Şu ana kadar görüşme Suriye yöneticisi Beşar Esad'la mümkün olmasa da yani burada da Rusya'nın ağırlığını görmek lazım. Yani işte netice olarak dar bir zaman diliminde bir taraftan işte Türkiye'nin BRICS'e iştiraki katılımı gibi aktüel bir konu. Öte taraftan ikili ve çok taraflı uluslararası sorunların bu görüşmede ele alınması bekleniyor. Sanıyorum bir basın toplantısı da olacak. Belki 18 civarı Türkiye saatiyle. Çok teşekkür ediyorum İrfan Bey. Değerli katılımınız, analizleriniz için sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Burada noktalayacağız. Küresel Bakış'ı yarın tekrar karşınızdayız.